Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en önemli noktalarından birisindeyiz. Çok duygulu bir yer. Girince insanın tüyleri diken diken oluyor. Burası İsmet İnönü'nün müze evi. Burada bir tarih var, bir tarih kokuyor ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin iki önemli kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet İnönü. Şimdi kızı Sayın Özden Tokerle beraberiz. Bu turumuza müzedeki bu turumuza başlıyoruz. Efendim merhabalar hoş kabul ettiğiniz için hoş. çok teşekkür ederim. Teşekkür size. ederim benim Olur için duydur. büyük mutluluk sağ, sağ olun, efendim. teşekkür ederim. E, sizi şöyle alalım sandalyeye. Ha, i̇zninizle ben oraya oturmayayım ne ne? çünkü orası Atatürk'ün yeri. Aa. Atatürk buraya geldiği zaman orada otururdu. O sandalyede, o sandalyede otururdu. De otururdu onun için ben oraya oturmayayım. İzin verirseniz ben babamın sandalyesine Oo, oturayım. Muhteşem, babam lütfen. Babam buraya buyurun. otururdu. Harika. Ben buraya oturabilirim. Harika, buyurun Atatürk efendim. Atatürk böyle alayım. Çünkü ederim. burada bir yemek masası görüyorum evet, ben. Evet. Bu yemek masasının özelliği, tarihi. Evet. Bize lütfen bu konuda bilgi verir misiniz? <laughs> memnuniyetle, memnuniyetle. Evet, burası gördüğünüz gibi e, o zamanın şartlarına göre büyükçe bir oda yapılmış. Atatürk arzu ettiği için. Ve bu masa açılıyor 30 kişilik oluyor. Oh. 30 kişilik olduğu zaman Atatürk buraya haftada iki defa tahmini iki defa gelip buraya arkadaşlarıyla beraber hep burada böyle yemekler yerdi. Ve bu yemeklerin benim şansım oldu. Birkaç kaç defa bu yemek bu masada ben gördüğünüz gibi Atatürk göstermeye çalışıyorum. Atatürk burada. Biz onu bu masa evet. Yani. Bu masa daha açılıyor, 30 kişilik oluyor. Ben de en sonunda oturuyorum. Akademik yemekler. O ne demek? Akademik yemek ne demek? Akademik yemek ne demek? Çünkü bu masada tabii ki yemek yeniyordu. Fakat onun yanında aynı zamanda o zamanki şartlara göre memleketin Türkiye'nin dört tarafında olan ihtiyaçlar düşünülerek. Onların hangisinin daha çok acil olduğunu karar verip ve onların nerede yapılacağını karar vermek için burada hep tartışmalar, çalışmalar yapılırdı. Yani fabrikalar kurulacak, yasalar çıkacak, Türkiye Büyük Millet yani, Meclisi çalışacak değil tabii, mi? Tabii ki fabrikalar kurulacak, hastaneler kurulacak, üniversiteler, okullar kurulacak, devlet demiryolları yapılacak. Yani bunların hiçbirisi yok da hepsi sıfırdan başlıyor. Onun için bunların yapılması, yani bunlara karar vermek lazım. İşte Atatürk buraya gelirken daha gelmeden evvelde hep haber verirmiş. Yani ben tabii daha sonra bunları haberdar oldum ama işte hanımefendi müsait mi ben 20 arkadaşımla geliyorum, 25 arkadaşımla geliyorum diye. Annem her zaman hazırlıklı oldurmuş ve annem de ben buyursunlar dermiş. Ve Atatürk buraya gelirken hakikaten hangi konuyu işleyecekse Hangi derde çare bulacaksa onu bilen yani kendisinden daha çok araştırma fırsatı olmuş olan bilgisi olan insanları yani o profesörleri onları seçerek kimisini tanımadan kimisini sadece bilerek duyarak onları buraya davet ediyor ve onlarla beraber buraya geliyor. Zaten sizi alalım ve turumuza başlayalım izin verirseniz. Müzeyi beraber gezelim. Silahlar var, tüfekler var müthiş. Yani ilk defa <laughs> gördüğüm tabii tarihi silahlar. <laughs> Ee, nedir bunlar? Ee, İsmet Paşa'nın silahları. Yani şöyle ilk öyle siz bir toptan anlatayım. Burası yemek bulunduğu otur biraz evvel oturduğumuz yer Atatürk'ün arzusu ile yapılan bir yemek odası. Atatürk böyle olmasını istemiş. Aynı zamanda Atatürk bilardo oynamaya da meraklı. Onun için böyle bir bilardo odası da yapılsın istemiş. burası bilardo, Bırak, bilardo odası Yani bunun altında bilardo masası var. Oo bir dakika şöyle ama bakalım, bakalım ee, şöyle kenardan evet. evet çünkü bunun üstüne böyle bir kapak yapıldı hem onu muhafaza etmek için hem böyle serki dönemlerinde bunun üzerine bu silahı kapatıp ama bunun altında bilardo masası yani var. Yani iki silah arkadaşı İsmet Paşa evet. ve e, Atatürk ama burada bu, bilardo burada masası bilardo oynamışlar. Kendi Atatürk'ünde o ilk baybinde Atatürk böyle bir şey var. meraklılarmış bilardo. bilardo. Var. Yani evet. o zaman belki ikisinin de ancak yani yapabilecekleri spor bu. Başka evet, bir şey yapma yani, imkanlarım doğrudur. olmadığı için... E savaştan savaşa koşmak, bir ülkeyi yani, yaratmak... Buraya geldikten sonra da yani Ankara'da değil oturdukları müddetçe... ...ikisi de hem orada hem burada bilardo oynamasını seviyorlar. O zaman şöyle yapalım... ...5 yani, dakika bir şey işte burada tabii, birlikte tabii, tabii, oturalım... Yani, yani, ...görürseniz buyurun efendim yani şöyle... Hani. Tabii, ...ve efendim. sizden şimdi bu bölümde... Evet. E, ...Atatürk'le ilgili, Atatürk'ün bu evdeki... Evet. E, ...galiba sizin adınız da Atatürk vermiş... Aynen aynen. Atatürk'le ilgili anılarınızı da alalım. 10 Kasım'da yayınlayacağız. Tabii memnuniyetle. Önemli bir gün. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu evet. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Onunla ilgili neler söyleyeceksiniz? Efendim? Memnuniyetle, memnuniyetle. ben yani ben Cumhuriyet 1923'te kuruluyor. Ben 7 sene sonra doğuyorum. Ama tabii bir şahs eseri Atatürk'ün en yakın arkadaşı İsmet Paşa'nın evinde doğuyorum. Onun için ondan sonra bütün hayatım benim ona göre şekilleniyor. İşte ben doğduğum zaman babam çok sevinerek ilk müjdeyi en yakın arkadaşına Atatürk'e gidip zaten komşu oturuyoruz. Atatürk'e gidip paşam nihayet bir kızım oldu diyor. Benden evvel üç tane abim var. Ben dördüncü kızım. Önce sevinmiş babam. Atatürk'le beraber bana isim buluyorlar. İsim buluyorlar değil isim yaratıyorlar. Yani benim ismim Özden çünkü o dönemde Atatürk öz Türkçe isimlere meraklı. Onun için babamla beraber bana Özden ismini koyuyorlar. Ne güzel. Evet. Atatürk'ün de o sıralarda da daha sonraları tabii. E, Ülkü isminde mesela manevi bir kızı var. İşte onun da ismi Ülkü. O da Ülkülerin hepsinin en büyük ablasıdır. Yani babam benim doğduğumu Atatürk haber alıyor. Ve ondan sonra tabii bizim ailemizin en yakını olduğu için ben biraz aklım ermeye başlayınca etrafımda annemi, babamı, abilerimi bir de Atatürk'ü görmeye başladım. Sanki bir ailenin büyüğü olarak işte Cumhuriyetin 3. Cumhuriyetin kuruluşunun 10. yıl dönümünde o zaman bu bahçeye geliniyor. dakika babamın filmini çekiyorlar. Öyle bir film var. Yani Cumhuriyetin ilk belgesellerinden o film. O sırada ben bahçedeyim. Babam beni de kucağına alıyor. Yani 1933'te Cumhuriyetin 10. yıl dönümünde ben gene varım. İnşallah 100. yılda da birlikte olacağız. Sizinle evet, beraber bir söyleşi ya yaparız de, inşallah. Tabii gurur duyuyoruz. Ben diyorum. biraz daha büyüdükten sonra o sıralarda işte hep Atatürk biraz evvel söylediğim gibi buraya sık sık geliyor. Biz çocuklar aklına aklım ermeye başladıktan sonra hep merdiven başında onu bekliyoruz, gelmesini seyrediyoruz. Ama bir seferinde baktık Atatürk yanında bir küçük kızla geldi. Ve hemen beni aşağıya çağırdılar. Yalnız beni mi dedim? Evet yalnız seni dediler. Abiler mi istemiyorlar? Yalnız ben indim aşağıya. Ve Atatürk o elinden tutup getirdiği kız çocuğunu bana tanıştırdı. Bak Özden dedi bu sana yeni bir kardeş ülkü. Ülkeye de döndü bu sene yeni bir abla Özden ablan. Hadi bakalım şu yukarıya çıkıp oynayın dedi. Ben de onun elinden tuttum. Merdivenlerden yukarıya çıktım. Oynamaya başladık yemek saati gelince Atatürk sofraya oturacağız zaman bize seslendiler. Ülkü özler hadi aşağı inin diye. Biz de aşağı indik ve Atatürk'ün eline gidip öptüm tabii. Ve Atatürk bu masayı düşünün açılmış 30 kişilik masa. Atatürk kendi oturdu bize de masanın ucunda yer gösterdi. Ben tabii ev sahibi olduğum için en uca, en son iskemliğe ben oturdum. Ülküyü yanımdaki iskemliğe oturttum. Ve Atatürk'le beraber yani birkaç defa orada Atatürk'ün bütün arkadaşlarıyla yani o biraz evvel bahsettiğim akademik yemekler. işte akademik yemeklere tanık olarak Atatürk bizi oraya oturttu. Sayın Özden Toker'e soruyorum. Efendim Gazi Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım ölüm dönemi. Ee, neler söyleyeceksiniz son olarak? Evet tabii ayağa kalkarak söylerim. Onları. Lütfen buyurun. evet, <laughs> ayağa kalkarak söylerim. Tamam. Evet tabii Atatürk o kadar bizim içimizde yaşayan ve bizim yani benim gibi Atatürk'ü görme şansı olan bütün gençlerin, bütün çocukların içinde o heyecan, ona bağlılık, ona olan yani hayranlık ve onun ona onu anlamaya çalışmak arzumuz. Çünkü o bize kendimize güvenmemizi, kendi hayatımızı, kendi kişiliğimizi verdi. Biz o kişi olarak gördü, sadece çocuk olarak görmedi. Bir kişi olarak gördü. Bir hayali olan, bir, bir takım şeyler yapacak güçlü olan bir çocuk olarak gördü ve bize o inancı verdi, o gücü verdi, kendi gücünü verdi. Onun için ona her zaman için çok müteşekkirim. Yani ben ne yaptımsa bu evde doğduğum için ve Atatürk'ü tanıdığım için yaptım ve onun için biz böyle bir vakıf kurduk. Yani ben de abilerim de çok şanslıyız. Çünkü biz işte bu evde doğmuşuk. Bu evde hep Atatürk'le bu kadar yakın yaşadık. Atatürk'ün söylediklerini hep bildik, hissettik ki bir gün ben size bunları söyleyeyim diye söyledi bize çocuklar merak edeceksiniz. Sen merak edeceksin. Çok güzel şeyler yapacaksın. Kimsenin yapmadıklarını sen yapacaksın." dediği zaman hakikaten biz o ne mutlu Türk'üm diyebilmenin ne kadar büyük bir şeref olduğunu ve onun ne kadar zorluklarla söylendiğini Atatürk olmak üzere Atatürk başta olmak üzere bütün onun yardımcılarına her zaman için minnetle şükranla bu ev, bu evi onun için yaşatıyoruz. Siz buraya gelin. Her zaman her on Kasımda her gün senin her gününde siz burada gelin ben sizle Atatürk'ü paylaşabilelim ve Atatürk'ün söylediği güzel şeyler çocuklar derdi baktığımızı görün size anlatılanları duyun siz istemezseniz biz size hiçbir şey öğretemeyiz ama siz merak edip soru sorarsınız öğrenmek isterseniz o zaman her kapı size açık o zaman her şeyi öğrenebilir bulabilirsiniz. Her, hep kendi doğrularınızı kendiniz bulacaksınız. Hep araştırın, sorun, çalışın, okuyun.